Hayırdır Renkli'nden merhaba sevgili dostlar. Ben Mehmet Akif. Bir ürün tanıtım ve kutu açılımı karşınızdayım. Bugün tanıtacağım ürün Logi iBox markalı D90 modelli bir radyo. Dijital alarmlı radyo. Muhteşem bir radyo arkadaşlar. Eğer bu radyoyu satın aldıysanız çok şanslısınız demektir. Retro bir radyo. Yani klasik bir hava verilmiş ancak günümüzde üretilmiş bir radyodur. Ben bu ürünün tüm özelliklerinden bahsettim. Kutu açılımına geçiyorum arkadaşlar. Önce şundan da bahsedelim. Kutusu da şu şekilde bir şekil almakta ve çok güzel bir hediye olmaktadır. Şöyle de taşıyabilirsiniz arkadaşlar kutusuyla. Şimdi hemen kutu açılımına geçelim. Ürünün tüm aksesuarlarından size tüm özelliklerinden bahsedeceğim. Kutu içerisinden çıkan ürünler bir adet kullanma kılavuzu ve garanti belgesi, bir adet şarj kablosu ve AUX kablosu. Piliyle birlikte kumanda şu şekilde gösterelim. Kumandası da bu şekilde. Evet. Ürünümüzü gösterelim arkadaşlar. Ürün bu şekilde. Evet, kutu içerisinde başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Kutu darbelere karşı korunması açısından şöyle plastik süngerden bir malzeme ile korunmuş arkadaşlar. Ürünün bu arada iki tane rengi bulunmaktadır. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tanesi ceviz ahşap. Ceviz renginde. Bir tanesi de açık ahşap. Biz şimdi açık ahşap rengini inceleyeceğiz. Ürün Çin markası ancak şöyle gösterelim. GTIN kodu. Şuradan kare kod okutarak da ürünün sitesine ulaşabilirsiniz. Ürünün teknik özelliklerinden biraz bahsedeyim arkadaşlar. RMS 4 watt ses gücüne sahip, 70 desibel yaklaşık ve 600 miliamper bataryası bulunmaktadır. Ürünün ölçüleri uzunluğu 15,6 santimetre, genişlik yerden yükseklik 11,6 santimetre ve genişlik ise 10,1 santimetre arkadaşlar. Ağırlığı 700 gram. Onun haricinde başka bir teknik özelliği yok arkadaşlar. 700 gram güzel bir radyo. Şöyle çıkaralım. Evet, ürün bu şekilde arkadaşlar. Antenli bir ürün. Arkadaşlar şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Ben bu radyonun tüm özelliklerini, teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Ve kurulumunu yapacağız. Saat, tarih, alarm, ve equalizer ayarları her şeyini yapacağız. Direkt kurulum kısmına geçmek için videoyu tabii ilgili kısma dakikaya ilerletebilirsiniz. Şimdi ben biraz şeklinden bahsetmek istiyorum. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Şu ön panel, şurası bez, bu iç tarafta hoparlör bulunmakta. Şurada dijital ekranı bulunmaktadır. Şurada 5 tane düğmesi bulunmakta. Şurası zaten kumandanın algılama sinyal algılama noktası. Açma kapama düğmesi, mod düğmesi, ileri geri düğmesi, play pause düğmesi arkadaşlar, başlatma durdurma düğmesi. Bu da sonsuz düğme. Bununla hem ses ayarlayabiliyorsunuz hem de diğer özellikleri buradan saat tarih ilerletmeyi şu düğmeden yapıyorsunuz. Bunların hepsini göstereceğim arkadaşlar. Şu videonun birazcık şeyini düşürelim. Işığını biraz düşürelim. Daha görünür olsun. Şu şekilde yapalım. Ekran umarım görünecektir. Dijital LED ekran. Şurada arkasında anteni bulunmaktadır. Şöyle yuvası da var arkadaşlar. Buraya oturtabilirsiniz. Antene gerek kalmadan radyo istasyonları çekecektir muhtemelen. Onları deneyeceğiz. Şurada subwoofer bulunmaktadır. Şu kısımda pasif hoparlör, yani buradan güçlü bas seslerini, titreşimleri buradan algılayabileceksiniz. Onun haricinde arka tarafında bulunan, bakın şurada micro USB şarj giriş yeri var arkadaşlar. Bu cihazı şarja taktığınızda bu nokta kırmızı yanacaktır. 4-6 saat şarj süresi vardır. Siz bu cihazı şarja taktığınızda kırmızı yanar. Şarj dolduğu zaman bu lamba sönecektir ve yeşil yanacaktır. Full dolu olduğunu yeşil yandığında anlayacağız arkadaşlar. Şarj edilirken kırmızı yanıyor. Full dolu olduğunda yeşile dönecektir.
Şurada micro SD hafıza kartı giriş yeri var. 32 GB hafıza kartına kadar desteklemektedir. Burada USB flash bellek yeri bulunmaktadır. Şu üst tarafta ise AUX kablosu bulunmaktadır. Dikkat arkadaşlar, kulaklık girişi değildir. Yani kulaklık takarak müzik dinleyemezsiniz. Kulaklık desteklemez arkadaşlar. Kutu içerisinde çift taraflı AUX kablosu çıkmakta ve takarak da AUX modunda müzik dinleyebilirsiniz. Şurada bulunan küçük nokta ise buraya reset düğmesidir. Ürünü sıfırlamak için saat, tarihi, zaman, bütün ayarları fabrika ayarlarına döndürmek için bir reset düğmesi bulunmaktadır. Buraya bir iğne yardımıyla ya da bir kürdan yardımıyla 10 saniye kadar, 5-10 saniye kadar basılı tutarak ürünü sıfırlayabilirsiniz. Fabrika ayarlarına geri dönebilirsiniz. Şimdi ürünü açma kapama düğmesinden açalım arkadaşlar. Şu an Bluetooth modunda açıldı. Ben şimdi saat tarih alarmlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Video çözünürlüğü biraz düşük olabilir. Bu adımları yavaşlatarak da dinleyebilirsiniz. Ben şimdi bahsedeceğim. Şurada mod düğmesi var. Şu an radyoya geçti. Bluetooth moduna geçti. Şimdi iki tane mod iki şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bluetooth modu ve radyo modu. Radyo modunda zaten radyo dinleyebilirsiniz. Bluetooth moduna geçtiğiniz zaman bu ayrıca bir MP3 modudur. Yani Bluetooth modundayken flash bellek taktım arkadaşlar. Bakın, USB dedi ve müzik çalmaya başladı. Bu müzik çalarken ben aynı zamanda kumandanın pilini takacağım ve kumandayı da hazır hale getirelim. Arka kapağı açıyorum. Pil bu şekilde arkadaşlar. Ters bir şekilde takıyorum. Şu şekilde taktım arkadaşlar, göstereyim. Kapağını bir elime tutarak kapatacağım. Bakalım algılayacak mı? 2'ye bastım. 2 numaralı parçaya geçti. 5'e bastım. 5 numaralı parçaya geçti. Şimdi arkadaşlar hızlıca kumandayı test ettik. Kumanda şu anda çalışıyor. Hızlıca şuradaki düğmeye basacağım. Şu an bu mod düğmesini çektim. Bluetooth modunda. Şu düğmeye basacağım. Üstündeki açma kapama düğmesine bir kez bastım. Saat ekranı geldi. Şu ışığımızı bir kapatalım ki buradaki ledler daha güzel gözüksün. Arkadaşlar, şunu öncelikle hatırlatalım. Cihazı şimdi tekrar kapatıyorum. Şu anda açtım. Mod Bluetooth modu diyor. Bakın, radyo modu var, Bluetooth modu var. Biz moddan çıkmak için açma kapama düğmesine bir kez basacağız ve saat ekranı gelecek. Evet, şu anda saat ekranı geldi. Saat ekranı geldiği zaman alttaki mod düğmesine bir kez bastığımda ne yanıyor? Alarm 1 yanıyor. Alarm 2'ye geçti. Alarm 3'e geçti. Kurmak istiyorsanız bunları ayarlayacağız tabii ki. Alarm 4'e geçti ve yıla geçti. Bakın, yıl ayarı. 2020. Geri geldim, 2019. Şuradaki düğmeye basıyorum. İleri geri düğmesi alttakine. Şu an aya geçti. Mont yazıyor ay. Ben ayı 7 yaptım. Temmuz ayı. Yan tarafına geçti. Yanıp sönüyor arkadaşlar. Gün diyor. Bugün ayın kaçı, şuradan bakalım. Ayın 16'sı. 16'yı alıyorum. Sonra yan tarafa geçtim. Saat ayarla diyor. Saat kaçmış? 4:37. Saati ayarladım. Dakikaya geçtim. Dakika 37 demiştik. Sonra açma kapama düğmesine bir kez bastım. Hepsi kuruldu. Bakın, şöyle göstereyim. Ayın 7'si, 7. ay, 16'sı.
Saat 04:37 şu anda. Buradan da gösterelim. Saatimiz 4:37. Hatta bakalım, evet 4:37 arkadaşlar. Şimdi bu şekildeydi. Bu ayarı yapmış olduk. Alarm ayarına geçiyorum tekrardan. Bir kez bastım. Birinci alarmı aktif etmek için 10 düğmesi. Bakın, alarm burada. Alarmı aktif etmek için şurada off var. Off yazdı, on yazdı. Yani play pause düğmesine bastığınızda, ben şu anda bastım off, kapalı. Bakın bir kez bastım, gördünüz mü? Yani şuraya geçtim. Birinci alarm kapalı, ikinci alarm açık. Birinci alarma on dedim. Alarmı kuracağım. Bir kez bastım. Gelelim birinci alarma. Şimdi alarmı kaç yapalım? 4:38 olmuş saat. Şuradan 4:39'a getireceğim. Yan tarafa geçiyorum. 4:39. Bir kez daha basıyorum. Diyor ki haftanın 1-7, 1-6, yani 1-6 gün. Bu da 1-7. Yani bütün günler çalsın. Pazar günü hariç, cumartesi çalsın. Şurada 1-5 var. Hafta içi sadece çalacaktır. Bir yana geçiyorum. Diyor ki bip sesiyle çalsın. SD kartla çalsın. Burada ne yazıyor? USB yazsın, bip yazsın. Alarmınız hangi sesle çalsın? Radyo modunda çalsın diyorum. Evet. Şuna bastığımda okey dedi. Saat 4:39'da radyo ile alarm çalacak arkadaşlar. O çalana kadar biz başka ayarlarla daha ilgileneceğiz. Şimdi arkadaşlar, bu moddayken şuraya bastığınızda bakın, 4:39 oldu, radyoyla çalıyor. Sesini açalım. Alarm kurumuna geçti. Ben şimdi tam anlaşılması için 4:40'ta da alarm kuracağım. İkinci alarmı 4:40'a kuralım. Evet, 4:40'a kurdum. Yan tarafa geçiyorum. Haftanın 1-5 günü neyle çalsın? Radyo ile çalsın, play çalsın, bip sesiyle çalsın. Şuna bastım tekrar. Bir dakika, tam basmadan önce tekrar yapalım. Çünkü şey USB moduna geçmişti. Neyle USB modunda? SD kart, radyo, play, bip sesiyle çalsın. Bastım, bip sesiyle. 4:40'ta bip sesiyle çalacak. Bekliyoruz arkadaşlar. O bekleyene kadar biz şu özellikten de bahsedelim. Bakın, 4:40'ta bip sesiyle çaldı. Durdurmak için mod düğmesine basıyorum. Durdurdu arkadaşlar. Mod düğmesine bastığım an durdurdu. Şimdi saat ekranı varken, yani Bluetooth ve radyo modunda değilken, saat ekranı varken bu düğmeye bastığımda off diyor. Bakın, off diyor. Bunu çevirdiğinizde bu kapanma ayarlamasıdır. Bakın 5 dakika, 15 dakika sonra kapansın. Bakın 30 dakika sonra kapansın. 45 dakika sonra kapansın. 60 dakika sonra, 90, 120. Bakın tekrar söylüyorum. Saat modundayken ekran. Şu an hiçbir şey çalmıyor ve cihaz açık. Sadece saati gösterirken play pause düğmesine bir kez bastığımda şöyle bir ekran yanıp sönecek. 120 dakika kapalı. Bunu kapatabilirsiniz. Otomatik kapatma özelliğidir bu. Radyo çalışıyorken mesela 30 dakika sonra kapansın. 45 dakika sonra, 60 dakika sonra, 90 dakika sonra, 120 dakika sonra, 2 saat sonra kapansın demektir bu. Eğer istemiyorsanız da bunu off yaparsınız. Kapatmış olursunuz. Bu özellikten de geçtik arkadaşlar. Şimdi radyo çalarken bakın, moda geçeceğim, pardon. Bluetooth modundayım. Radyo moduna geçtim. Sesi kısalım. Şimdi kumandayla olan özelliklerimize geçiyoruz. Bu moddayken şu kumanda üzerinde CBO ve AB ne işe yarıyor diyorlar. AB CBO reply'dir arkadaşlar. Bakalım. Reply işine yarar. AB de o işe yarıyor arkadaşlar. Onun dışında bakın, istediğiniz şunu bir kısalım. Şimdi bu radyo birden 60'a kadar kanal kaydeder. Yani hafızası 60 kanaldır arkadaşlar. 60 tane radyo kanalını hafızasına alabilirsiniz. Radyo modundayken
Play Pause düğmesine 3 saniye basılı tuttuğunuzda otomatik scan çalışacaktır. Yani çeken kanalların hepsini hafızasına atacaktır. Basalım. Başladı. Birinci kanal, ikinci kanal, üçüncü kanal. Bakın hafızasını almaya başlıyor. Durdurmak için de mod düğmesine bir kez basıyoruz. Bluetooth'a geçti, radyodayız. Şimdi şöyle bir şey var. İstediğiniz bir kanalı hafızasına almak mı istiyorsunuz? Bakın, burada radyo modundayken siz frekansı ilerletemiyorsunuz. Yani öyle ilerleme yok. Sadece kumandadan ilerletebilirsiniz. O da şu şekilde. Şu an diyelim ki 88.5 açmak istiyoruz. 8, 8, 5'e basacağım. 8, 8, 5. Bakın 88.5'i açtı. 105.2 açacağım. 102. Yanlış bir frekans girdim herhalde. Böyle bir frekans yok. Error verdi zaten. Error yazdı. 101.9 olsun. Çekmeyen bir kanal denk geldi. 101.2 diyelim. Bakın. Şu anda bu kanalı kaydetmek istiyorum. Doğru mu? Sıfır düğmesine bir kez bastığımda bu radyoyu, en sonki kayıt nerede kaldı? Dedim ya 60'a kadar 60 tane kanala kaydediyor. Biz en son otomatik scan yaparken kaçta kaldıysa ya da elle manuel kaydederken en son kaçta kaldıysa o kanala kaydeder. Örneğin 10 tane kayıtlı kanal mı var? Sıfıra bastığınızda şu an çalan radyoyu, radyo frekansını 11. kanala kaydedecektir. Bakın sıfıra bir kez basıyorum ve kaydedecek. P8. 8'e kaydetmiş. Şimdi 96.3'ü açalım. Kumandadan 963'e sırasıyla bastım. 96.3 çalıyor. Sıfıra bastığımda en son 8'e kaydetmişti. 9'a kaydedecek. P9. Şu anda kaydetti. Şimdi şöyle bir şey var. Diyelim ki 9. kanalı açmak istiyoruz. 9'a basacağım bir kere. Bakın P9 bu geldi. 2'ye basalım. Bakın 2. kanal. 3'e basalım 3. kanal. Şöyle bir şey var. Biz en son 9. kanalı kaydetmiştik. Dolayısıyla 9'un üstünde henüz kanal kaydetmediğimiz için ben 10'u bastığım zaman error verir. 1, 0. 10'a bastım. Error. Çünkü 10. kanal boş. Henüz oraya bir şey kaydetmedi. Onun haricinde arkadaşlar şu özelliklerinden bahsedelim. Bir de bunlar da equalizer ayarlıyorduk. Yani caz müzik, bas müzik, klasik yani ses bunları ayarlayacağız. Onlar için de sıfıra basılı tutacağız. Pardon. Biz bu Bluetooth modunda deneyelim. Flash bellek taktım. Şu an çalıyor. Evet. Bakın arkadaşlar. USB'de çalıyor müzik. Bir sonraki şarkıya geçelim. Sesi kısayım. Arkadaşlar, müzik çalarken
0, kumandada 0'a bastığım zaman Equalizer serisi gelecek. Şu yuvarlak düğmeyle çevirip ileri geri yapabileceğiz. 0'a bastım. Bakın pop. Çevirdim. Yok. Klasik. Ha, pardon. Çevirmeyeceğim arkadaşlar. Sesi bir kısayım. 0'a basarak Equalizer'ı değiştireceğim. 0, klasik, jazz, bas. Şöyle basa, ses açayım. Pardon, ses açayım, anlaşılsın. Korkuyorum sana aşktan söz etmeye. Rock, pop, bir sevdiğin varsa klasik, ne olur söyle, jazz, söyle, söyle, bas. Söyle. Evet arkadaşlar, radyonun tüm özellikleri bu şekilde. Saat, tarih ve alarm kurulumlarını gösterdim. Alarm aktif etme hepsini gösterdim. Eğer ki aklınızda takılan bir şey olursa, yapamadığınız bir şey olursa yorumlarda yazın lütfen. Ben size elimden geldiğince yardımcı olacağım. Cevaplarını vereceğim arkadaşlar. Onun haricinde ürün bu şekilde, gerçekten çok güzel bir ürün. Gerçek ahşaptır. Üzeri kaplamadır. Dediğim gibi açık rengi var. Bakın masanın rengine uyumlu olmuş. Bir de koyu ceviz rengi var arkadaşlar. 4 farklı alarm var. Alarmla, hani alarm sizi neyle uyandırsın? Bip sesiyle mi? Flash bellekle, flash bellekteki müzikle mi? Yoksa radyoyla mı uyandırsın? Bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. 4 farklı alarm kurabiliyorsunuz. Haftanın 5 günü çalsın, 6 günü çalsın, 7 günü çalsın. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Zamanlayıcı var. Örneğin 15 dakikadan 2 saate kadar ürünü zamanlayıp o süre sonra kapansın. Örneğin akşam 10'da yattınız, 12'ye doğru uyuyorsunuz ya da 2 saat radyo dinlemek istediniz ya da 1 saat radyo dinlemek istediniz. Zamanlı 60 dakikaya ayarlıyorsunuz. Saat 11 olduğu zaman radyo otomatik kapanıyor arkadaşlar. Şarj süresi 4-6 saattir. 600 mAh bataryası vardır arkadaşlar. 4-6 saat arası şarja koyuyorsunuz. Şarjdayken kırmızı ışık, LED lamba yanıyor. Ve şarj tamamen dolduğunda ışık sönüp yeşil ışığa dönecektir. O zaman şarjdan alabilirsiniz arkadaşlar. Uzun süreli şarjda dinlemeyin, bataryasına zarar verirsiniz. Tüm ayarlarını sıfırlamak için, fabrika ayarlarına yani dönmek için arkasında resetleme düğmesi bulunmaktadır. Resetleme düğmesine bir iğne ya da kürdan yardımıyla 10 saniye basılı tutarak ürünü sıfırlayabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videonun beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için de bizlere yorumlardan yazabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.